Evet, değerli seyirciler, yaptığım değerlendirmeler bunlar. Şimdi çok sayıda seyircimiz, ya böyle bir şey olur mu acaba, doğru mu diye bizi aradılar. O yüzden ben erken bir yayına girdim. Bunların hiçbiri doğru değil. Savcılık bir soruşturma başlatmış. Gideceğiz, ifademizi vereceğiz. Sonucu bilmiyoruz. Bakacağız ve değerlendireceğiz. Gördüğünüz bu yayında terör örgütünü, suç olan fiili öven, bir terör örgütünü öven, bir terör örgütü liderini öven, suç olan fiili öven, suç ve suçluyu öven tek bir kelime var mı? Tam tersine ironik bir şey var. Orada gülüyorum ya hani şey sağduyuluymuş, samimiymiş vesaire. Hani bebek katiliydi, hani terör örgütü lideriydi diye dalga geçtiğim ironik bir değerlendirme yapıyorum. Onun devamı da var. Abdullah Öcalan cezaevinde durmadan okuyor. Neredeyse filozof oldu diye. Bu ironinin devamı. Şimdi bunların servis ettiği videoda göreceksiniz. Sosyal medyada bol bol dağıtıyorlar. Dolayısıyla siyaseti de iyi okuyor. Bu oyuna, bu tezgaha ikinci kez gelir mi gelmez mi? Gelmez zannediyorum diye düşündüğüm ya da ifade ettiğim bir değerlendirme. Orada da bitiyor. Durum bundan ibaret. Yani AKP'nin başlatmaya çalıştığı yeni bir süreci eleştirdiğim, AKP'nin siyaseten ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğum bir yorum, bir değerlendirmeydi. Kısa bir yorum ve değerlendirmeydi zaten. Her bölüm 5-6 dakikadan oluşuyor her soruya verdiğimiz yanıt. Peki AKP'nin bu konudaki siciline arkadaşlar o video hazır mı? AKP'nin PKK sicili neler yaptığına bir hatırlayalım. Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Türkiye'de şunlar eyaletler, demokratik özellikler filan filan. Bunların hiçbirisi artık suç değil. Geçmişte bu suçlamalarla cezaevinde yatanların hepsi çıktı. Düşüncelerini ve fikirlerini açıklamaktan dolayı ve bunu basın yayın yoluyla yapmaktan dolayı kim varsa cezalarını erteledik. Artık bundan dolayı da dava açılmıyor. Hem siyasi iradenin hem de Sayın Öcalan'ın devreye girmesiyle bu olaylar yatıştırılabildi. Yani HDP içerisinde sanıyorum işte Sayın Öcalan'ın son açıklaması bu Suriye'deki YPG'nin tavrıyla ilgili, Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklaması bir iç tartışma oluşturdu. Bağımsız Türk yargısı Sayın Öcalan'ı yargılamış, cezalandırmış, cezası da verilmiş. Buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Abdullah Öcalan çok daha sağduyuluymuş. Hani bebek katiliydi, terörist başıydı. Bakın yakında Sayın Öcalan diyecekler. Bakın, tekrar diyor ki, diyecekler.